Herkese merhaba. İsmim Levent. İzmir'de bir network firmasında 1,5 senedir çalışmaktayım. Amacım CCNP Security sertifikasını almak ve bunun için bir dizi sınava girmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Şu anda Firewall sınavına hazırlanmaktayım ve ilk konum bu konuyla ilgili videoda Multiple Context Firewall. Neden ilk konu olarak bunu seçtim? Çünkü Asa'nın tamamen network'e nasıl adapte edileceği, network'e nasıl introduce edileceği ile ilgili fiziksel Asa'nın fiziksel olarak network'e nasıl dahil edeceğinden ilgili ve Multiple Context Firewall'da tamamen fiziksel konfigürasyonu, Asa'nın üzerinde fiziksel konfigürasyonu, interfaceleri vesaireyi nasıl dizayn edeceğinizle ilgili. İsterseniz çok fazla vakit kaybetmeden multiple context konusuna başlayalım. Bu video içerisinde bulabileceğiniz konu başlıkları bunlar. Security context'in ne olduğuyla başlıyor ve o konfigürasyonuyla ve daha sonra monitoring ile bitiyor. Security context nedir sorusunun cevabı. Bildiğiniz gibi switch'i farklı birden fazla normal bir switch'i yönetebilir her switch'i daha doğrusu. Birden fazla switch'miş gibi çalıştırabiliyorsunuz VLAN'lar kullanarak. Aynı şekilde router'ı VRF kullanarak birden fazla router'mış gibi birden fazla routing instance'larını router üzerinde çalışıyorsunuz. Security context de bir nevi virtual firewall. Yani birden fazla firewall instance'ını bir tane fiziksel appliance'da çalıştırabiliyorsunuz. Buna security context ismi veriliyor. Virtual Firewall'a Security Context ismi veriliyor. Elbette ki bunda da bazı kısıtlamalar var. Örneğin Dynamic Routing çalıştıramıyorsunuz veya çalıştıramıyordunuz. Son gelen versiyondan birlikte, daha doğrusu 9 ile birlikte artık Routing'de çalıştırabiliyorsunuz. Hatta VPN bile yapabiliyorsunuz. Ne zaman kullanıyoruz? Cevabı çok basit. Sisteminizde birden fazla Asa'ya ihtiyacınız varsa bunu kullanabiliyorsunuz. Bir cevap daha var ve çok daha önemli bence. Eğer aktif failover yapmak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Çünkü ASA'nın aktif failover mantığı, konteksin bir tanesine veya iki tanesine veya kaç tane konteksiniz varsa bir kısmını bir firewall'da çalışmak, diğer konteksleri diğer firewall'da çalıştırmak. Eğer bir firewall'da bir sorun olursa tüm kontekstleri failover firewall'ına, yedek redundant firewall'a tamamını ona aktarmak. Bundan dolayı multiple context'i aktif failover çalıştırmak istiyorsanız kesinlikle kullanıyorsunuz. İsterseniz sisteminizde birden çok Asa'ya ihtiyacınız olduğu zaman kısmını biraz açalım. Daha doğrusu örneklerden verelim. Örneğin İnternet servis sağlayıcısınız ve birçok müşteriniz var ve bu müşterinize security servis vermek istiyorsunuz, firewall servis vermek istiyorsunuz. Her bir müşterinizin doğal olarak ihtiyaçları farklı. Firewall'dan almak istedikleri şey farklı. Ve bunlara ayrı ayrı polisler vermek zorundasınız. Bunun için ayrı ayrı firewall'lar almak yerine bir tane firewall alıp onları istediğiniz gibi bölebilirsiniz. Örneğin 5585 alıp yüzlerce kontekste bölebiliyorsunuz. Bunun yanında örneğin basit bir kurucusunuzdur. Ve sadece guest network'ünüzü iç network'ünüzden tamamen ayırıp onlara firewall hizmeti vermek istiyorsunuzdur. Veya wireless network'ünüzü iç network'ünüzden tamamen ayırıp onlara firewall'dan farklı polisler vermek istiyorsunuzdur. Böyle bir durumda kullanabilirsiniz. Ya da işte büyük bir enterprise'da çalışıyorsunuzdur. Bir sürü departmanınız vardır. Her birinin farklı güvenlik politikalarına ihtiyacı vardır. Bunun için de kullanabilirsiniz. Multiple Context Firewall'u ilk olarak yarattığınızda, daha doğrusu çok basit commit'le multiple context mode'a düşüyorsunuz single mode'dan. Mode multiple yazarak. İlk yarattığınızda üzerinde iki tane context yaratılıyor. İlki bunların sistem konteksti. Sistem konteksti Asa'nın tamamen fiziksel işlerinin yapıldığı yer. Örneğin diğer kontekstler için, hatta admin konteksti için bile interface'leri allocate ettiğiniz yer, interface'leri ayırdığınız yer, interface üzerindeki tüm fiziksel işleri, VLAN ayarlamalarını, interface'in
şato olup olmadığını, kapalı mı açık mı olduğunu, diğer kontekstlerin konfigürasyon dosyalarının nerede saklandığını, interface'in hızını, diğer kontekstlere verilen kaynakları, yani fiziksel olan her şeyi bu kontekst üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Sistem konteksti üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Ve sistem kontekstine ilk etapta ulaşım sadece konsoldan oluşuyor. Konsoldan oluyor. Multiple moda geçtiğiniz anda hiçbir admin konteksti dahil oluşturuluyor ama admin konteksti üzerinden erişemiyorsunuz. Çünkü bir IP adresi olmuyor. İkinci olarak admin konteksti. Admin konteksti de default olarak oluşturuluyor. Ona ait bir konfigürasyon dosyası oluşturuluyor. Fakat bunun içerisinde interfaceler gömülü değil. Interfaceleri siz allocate ediyorsunuz ve onlara IP adresi veriyorsunuz ve admin kontekstine bu şekilde dışarıdan erişimi sağlıyorsunuz. Admin kontekstinin asıl amacı sistem kontekstine erişim. Admin kontekstinin en büyük özelliği change to komutunun burada çalışması. Change to komutu sayesinde hem sistem kontekstine hem de user kontekstlerinin tamamına erişiminiz var ve bunları konfigüre edebiliyorsunuz admin kontekstinden. Bunun dışında üzerinde herhangi bir kısıtlama veya eksiklik yok. Aynen user konteksti gibi çalışabiliyor. Eğer admin kontekstini user konteksti gibi kullanmak isterseniz bunu yapabilirsiniz. Üzerine polisler tanımlayabilirsiniz. Üzerinden trafik akıtabilirsiniz. Bir inside, bir outside interface verip hatta DMZ vesaire tarzında interfaceler verip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle önerilen bir durum değil. Çünkü her türlü kontekste erişim hakkı olduğu için güvenlik açısından sakıncalı. İsterseniz admin kontekstini daha sonra değiştirebiliyorsunuz. İlk başta yaratılırken admin konteksti administrator account diğer kontekste erişim için veriliyor ama herhangi bir yarattığınız user kontekstini veya değişik konteksti admin konteksti olarak çevirebiliyorsunuz. Bunu da konfigürasyon sırasında zaten gösteririz. Son olarak user context default olarak yaratılmıyor. Asıl müşterilerinize vereceğiniz context veya yaratacağınız context user context'i. User context'ine login olduğunuzda başka hiçbir context'e erişimi hakkınız olmuyor. Sadece kendi context'iniz içindesiniz. Ne sistem context'ine ne admin context'ine erişim yetiniz yok. Bundan dolayı ASE'ye fiziksel olarak herhangi bir zarar veremezsiniz. Veya konfigürasyon olarak herhangi bir zarar veremezsiniz. Yaptığınız her şey sizin kontekstinizi bağlıyor çünkü. Tamamen mantıksal konfigürasyonlar buradan yapılıyor. Örneğin polisleri buradan yaratıyorsunuz. İnterfeslerinize IP'leri buradan veriyorsunuz. Size ayrılan interfacelerinize IP'leri veriyorsunuz. Bütün interfacelere değil elbette ki. Ve işte diğer bütün her şey, NTP konfigürasyonu, AA, AAA, AAA konfigürasyonları vesaire hepsi buradan yapılıyor. İsterseniz devam edelim. Pardon. Şimdi classifier nedir sorusu. Bu çok önemli bir konu aslında ama hani bizi aslında çok fazla bağlamıyor konfigürasyonu yaparken. ASA default olarak uzun zamandan beri bu konuyu kendisi çözümlüyor. Daha doğrusu default olarak bir komuttan çözümlüyor. Classifier nedir sorusunun cevabı çok basit. Bildiğiniz gibi ASA üzerinde birden çok context çalışıyor. Hatta GNS'imizi açalım, gösterelim. ASA üzerinde gördüğünüz gibi 4 tane context yarattım ben. Yaratacağım daha doğrusu. Bu kontekstlerden örneğin bir tane kontekst dışarı çıkmak istedi. Çıktı ve geri döndü. Bir tane interface'imiz var veya iki tane interface bundle edilmiş durumda. Geri döndü. Başka bir kontekstten bir tane daha bilgisayar dışarı çıktı ve o da geri döndü. Asa'nın bu geri dönen paketleri hangi kontekste göndereceğini bilmesi önemli. Bunları ayırması önemli. Ve bu işi de classifier yardımıyla yapıyor. Bu işlem nasıl çalışıyor? Biraz önce ekranda gördüğünüz gibi 3 çeşit classifier kullanılıyor. Bir tanesi unique interfaces'ler veya sub interfaces'ler. İkincisi MAC adresleri ve üçüncüsü NAT. Şöyle gösterelim. İlk etapta eğer
Outside interfaces'in tek olduğunu, iki tane olduğunu düşünün. Buradaki gibi iki tane olduğunu düşünün. Birinci konteks geldi ve yukarıdaki interface'ten dışarı çıktı. İkinci konteks geldi ve aşağıdaki interface'ten dışarı çıktı. Bu durumda hiç problem yaratmıyor. Çünkü ASA hangi interface'ten girip hangi interface'ten çıktığını biliyor. Ve paket geri döndüğünde ASA direkt çıktığı interface'e geri gönderiyor. Diğer paketi de aynı şekilde geldiği gibi geri gönderiyor. Eğer bu tek bir tane interface ve tek bir tane interface olsaydı ve sub interface'lere bölünseydi, yani yine de her ne kadar tek bir tane interface olsa da logical iki tane interface'imiz oluyor outside'da. Bu durumda da hani, direkt paketin başına zaten tek ekleniyor. VLAN tek ekleniyor biliyorsunuz. Örneğin bunun başına 20 eklensin ve bunun başına da 10 eklensin. Asıl paketi dışarı çıkarırken şuradan çıkarken 20 tag'i basılıyor. Ve geri dönerken de 20 tag'iyle birlikte dönüyor. Tek interface olmasına rağmen. Bu durumda ASA hangi paketin nereye gideceğini biliyor. Aynı şekilde burası için de böyle. Paket dışarı çıkarken on lan etiketliyor. Ve paket geri dönerken zaten on lan etiketlendiği için hangi kontekste geri döneceğini biliyor. Buraya kadar sorun yok. Ama bundan sonrası için sorun oluşmaya başlıyor. Dışarıda tek bir tane interface'iniz olduğunu düşünün. Hatta şunu silelim. Tamam, dışarıda tek bir tane interface'iniz var. Ve içeride aynı IP'yi kullanan kontekstleriniz var. IP'lere karışamazsınız çünkü bunu müşterinize dağıtmışsınızdır. Müşteriniz istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Bir paket dışarı çıkıyor. Yine çizelim. Bu konteksten birisi geldi ve dışarı çıktı. Ve ikinci bir paket yine 192.168.1 subnetinden geldi ve dışarı çıktı. Dışarıda tek bir tane IP adresiniz var. Ve bir paket 192.168.1.15'e geri döndü. Hangisinden geldiği bilinmiyor. Asıl bu durumda eğer tek bir tane interface varsa bunu nereye göndereceğini kesinlikle ve kesinlikle şaşıracaktır. Burada bir mekanizmaya ihtiyacı var. Burada MAC adresleri devreye giriyor. Otomatik olarak MAC adres generate edebiliyor veya siz interfacelere aynı interface olsa bile farklı MAC adresleri verebiliyorsunuz kontekstler altında. Bu durumda örneğin aşağıdaki kırmızı yer için MAC adresinin neyle bittiğini düşünelim. 01 ile bittiğini düşünelim. Ve yukarıdaki yer için MAC adresinin 02 ile bittiğini düşünelim. Paket buradan dışarı çıkıyor. Paket çıkarken source MAC adresi 01 olarak değiştiriliyor. Ve görünüşte paket geri döndürürken destination MAC adresi 01 oluyor. Bu sayede yine paket karışmadan 01 ve 02 MAC adreslerine gittiği için tek bir tane interface olsa bile paket karışmadan doğru kontekste geri dönebiliyor. Son olarak NAT mekanizması kullanılıyor. NAT mekanizması kullanılırken aynı şekilde içerideki IP'lerinizin yine sabit olduğunu düşünün ve dışarıda farklı IP'ler kullanıldığını düşünün. Örneğin ne kullanabiliriz? Yukarısı için örneğin 21, 22, 23 ve 1 IP adresini kullandığımızı düşünün ve aşağısı için 21, 22, 23 ve 2 IP adresini kullandığınızı düşünün. Bu durumda ne oluyor? Paket dışarı çıkıyor. Şuradan paket dışarı çıkıyor ve dışarı çıkarken natlanıyor. 192.168.1.115'ten bilmem nereye giden bir IP adresi 21, 22, 23 birden çıkıp bilmem nereye gidiyormuş. Herhangi bir yere gidiyormuş gibi görünüyor. Ve elbette yanında port numaraları oluyor. Örneğin ne diyelim 43.567. Böyle bir şeyin yapılabilmesi için elbette ki normal pardon destination demişim, dynamic veya static NAT kullanmanız gerekiyor. Bu size dışarıda farklı IP'ler kullanarak içeride aynı overlapping denilen IP adreslerini yani aynı IP adreslerini kullanmanıza izin veriyor.
Dediğim gibi hiçbir şey yapmasanız bile sadece MAC adreslerini değiştirerek, hatta komut MAC adres auto, yanına isterseniz prefix koyabiliyorsunuz. MAC adres komutunu kullandığınızda hiçbir sorun olmadan istediğiniz gibi de geri dönebiliyorsunuz. Eğer hiçbir şey kullanmayacaksanız, ne NAT kullanacaksınız ne MAC adres auto, her türlü adresin burada birbirinden farklı olması gerekiyor. Yani 192.168.1 network ise burasının 2, burasının 3 ve dışarıda da farklı IP adresleri kullanmanız gerekiyor. Konumuza geri dönelim bunu anlattıktan sonra. Bunlar Cisco Asa Service General Operation CLI Configuration Guide Software Version 9.1 ve Book 1. Bu kitap değil aslında, Configuration Guide. Configuration Guide'dan alınma örnekler. İsterseniz daha ayrıntılı bilgiyi zaten bunlardan, bu dokümanlardan alabilirsiniz. Konu dokümanları fazlasıyla yeterli. Hatta Official Guide'a bile gerek yok. Çok daha ayrıntılı. Biraz daha zor oluyor tabii ki çalışmak bunlardan. Yine aynı şekilde Classifier'ın nasıl kullanıldığı. Inside Customer B'ye bir tane şey gönderiyor. Paket gönderiyor. Bu paketin nereden geldiği ve nereye gideceği çok açıkça VLAN'ler üzerinden, her ne kadar bir tane fiziksel interface kullanılsa da 3 tane VLAN kullanıldığı için nereye gittiği ve nereden geldiği belli olacak. Bunun dışında Asa'yı Cascade olarak, yani arka arkaya bağlayabiliyorsunuz. Bu durumda bir ayrıcalık var yalnız. Şeyi geri gönderirken, paketi geri gönderirken classifier kesinlikle ve kesinlikle MAC adresi olmalı. Pardon, çünkü inside interface'iniz ve outside interface'iniz, hatta daha fazla outside interface'leriniz bir. Bunlar da kullanılıyor. Örneğin ortak bir tane polisiniz vardır. Bir enterprise'ınızdır. Ortak bir tane polisi uygulayacaksınızdır ve bunun altında her departmana farklı polisler uygulayacaksınız. Farklı güvenlik politikaları uygulayacaksınızdır. Ortak olan güvenlik politikasınızı gateway'deki kontekste uygularsınız. Neyin girip neyin çıkacağını burada izin verirsiniz. Ortak olan her şey buradadır. Onun dışında remote departmanlarınıza, remote ofislerinize veya diğer departmanlarınıza aşağıdaki kontekstlerden, aşağıdaki firewall'lardan diyelim, virtual firewall'lardan izin verebilirsiniz. Onlara ayırdığınız virtual firewall'lardan izin verebilirsiniz. Dediğim gibi burada inside, bir tanesinin inside interface'i, diğerinin outside interface'i ve tamamen aynı interface. Buradaki Gigabit Ethernet 0.0.1 sub interface'i. Bundan dolayı kesinlikle bu bacaklarda farklı farklı MAC adresleri kullanmak zorundasınız. NAT falan burada kesinlikle yemiyor. Context yönetim konusuna gelecek olursak, iki tane yönetimi iki şekilde yönetiliyor. Bir tanesini aşağıdaki ne daha önce zaten belirtmiştik ve yukarıdakini de belirttik de biraz daha açalım. Context yöneticisi olarak eriştiğiniz zaman sadece kendi kontekstinize erişebiliyorsunuz ve burada gerekli konfigürasyonları yapıyorsunuz. Bu durumda sadece ve sadece kendi cihazınıza ait mantıksal konfigürasyonları yapabiliyorsunuz. Ve Asa'nın fiziksel özelliklerine hiçbir şekilde dokunamıyorsunuz. Örnek olarak sistem kontekstinde kapattığınız bir interface, örneğin bir tane kontekstinize Gigabit Ethernet 0.1 interface'inizi atadığınız sistem kontekstinde ve sistem kontekstinizde o interface'i açmayı unuttunuz. O interface shut görünüyor sistem kontekstinde. Bunu gelip kesinlikle ve kesinlikle şeyde kontekstin altında enable hale getiremiyorsunuz. Her ne kadar no shut ve shut diye komutlar olsa bile kesinlikle kesinlikle yemiyor. Geri kalan her türlü mantıksal işi buradan halledebiliyorsunuz. Daha sonra sistem yöneticisi olarak erişim iki aşamadan, iki şekilde gerçekleşiyor. Birincisi konsol, fiziksel olarak direkt erişiyorsunuz ve direkt sisteme erişiyorsunuz. Firewall'ınızın ismi neyse zaten prompt sadece onu gösteriyor. İkincisi admin konteksti aracı denilen SSH, telnet veya ASTM yoluyla erişiyorsunuz. Her ikisinde de diğer tüm kontekstler ve sistem konteksti, admin konteksti üzerinde her istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Hepsinin konfigürasyonunu görebiliyorsunuz. Hepsinin konfigürasyonunu kaydedebiliyorsunuz. Konfigürasyonların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Yeni kontekstler ekleyebiliyorsunuz.
Elbette ki fiziksel asanın ve lisansınızın el verdiği ölçülerde. Bunun dışında hatırlatmakta yarar görüyorum. Sistem yöneticisi olarak eriştiğinizde sistem konteksti üzerinde daha doğrusu AAA konfigürasyonu yapamıyorsunuz. Buna rağmen buraya enable password verebiliyorsunuz veya işte username vesaire falan atayabiliyorsunuz. Ama herhangi bir AAA konfigürasyonu yapamıyorsunuz. Sistem kontekstine normal default olarak enable 15 kullanıcısıyla erişiyorsunuz ve diğer tüm kontekstlere de enable 15 kullanıcısıyla erişiyorsunuz. Admin account'undan bağlandığınızda veya sistem yöneticisi olarak konsoldan bağlandığınızda. Buradaki ayrıntı şurada gizli. Eğer kontekstlerden herhangi birinde AAA konfigürasyonu yapıldıysa, siz bu kontekste erişirken, admin kontekstinden bu diğer kontekste erişirken yine enable 15 kullanıcısını kullanıyorsunuz. Ama enable 15 kullanıcısı AAA konfigürasyonunda herhangi bir kontekstin AAA konfigürasyonunda tanımlı değilse, buraya login konutuyla AAA konfigürasyonunda kayıtlı herhangi bir kullanıcıyla gerekli yetkileri olan herhangi bir kullanıcıyla girmeniz gerekiyor. Tekrar login komutunu kullanıyorsunuz. Veya enable 15 kullanıcısını diğer kontekstlerin AAA konfigürasyonları içine dahil ediyorsunuz. Authorization konfigürasyonuna dahil ediyorsunuz. Kaynak kullanımı bir diğer önemli konu. Kaynakları normal koşullarda biz burada kaynak kullanımıyla çok fazla ilgilenmiyoruz. Çünkü GNS üzerinde hiçbir şey yapmıyoruz. Kaynak bile kullanmıyoruz. Verdiğimiz kaynakları bile kullanmıyoruz. Ama normal gerçek dünyada kaynak kullanımı çok önemli. Örneğin internet servis provider iken kaynaklarınızı çok sağlam kullanmalısınız ve hiçbir kişinin connection'ını sizin sadece fiziksel donanımınızdan ötürü yitirmemesi, deny edilmemesi gerekiyor connection'larının. Bundan dolayı mantıklı olarak, akıllı olarak kullanmak zorundasınız. ASA üzerinde kaynak grupları yaratabiliyorsunuz ve kontekstlere bu kaynak gruplarını atayabiliyorsunuz. Bu sayede ne oluyor? Örneğin connection'ınız 400 binden veya 4 milyondan sınırlı. Bunun %50'sini bir tane kontekste, diğer %50'sini atıyorum diğer %50'sini de 5'e bölüp %10'luk parçalarında diğer 5 kontekste atabiliyorsunuz. Bu sayede ne oluyor? Hiçbir kontekstiniz ona ayrılan limiti aşamıyor. Kaynak sınıfı bu işe yarıyor. Default olarak bir tane class var. Kaynak sınıfı var. Default class zaten ismi de. Bunda tüm kaynaklar neredeyse unlimited. Sadece burada yazan kaynaklar haricinde. Örneğin telnet session'ı normal koşullarda yanlış hatırlamıyorsam 100'dür. Burada maksimum 5'ten sınırlandırılmış. SSH session'ı aynı şekilde maksimum sınırı 100'dür. Default class'ta 5'ten sınırlandırılmış. Ve diğerleri aynı şekilde. VPN class'ın bir önemli özelliği, normalde VPN class'ımız yok ve bu 9'da introduce edildi. iOS 9.0'dan birlikte introduce edildi VPN. Normalde tüm kaynaklar için 0 yazarsanız kaynak limit kısmına, bu onun için unlimited olduğu anlamına geliyor. VPN hariç VPN'e 0 yazarsanız bunun anlamı gerçekten 0. Bilginiz olsun. Kaynakları kullanırken yöntem demeyelim ama farklı şeyler fazladan kaynak kullandırabiliyorsunuz. Örneğin ASA'nın kaynaklarının tamamına %100 dersek siz kaynak kullanımı belirirken %200'e kadar kaynak verebiliyorsunuz. Bunun da sebebi aynı anda atıyorum 4 milyon connection varsa, ASA 4 milyon connection kapasitesine sahipse 100 tane kullanıcı nasıl olsa aynı anda anlık olarak 4 milyon connection açılmıyor. Yüzden şöyle gösterelim. Gösterdikten sonra tekrar o konuya geri döneriz. Siz herkese %20, 10 tane konteksiniz var ve herkese connection'ların %20'sini atadınız. Bu durumda connection'larınız %200 olarak görünüyor. Yani 4 milyon connection'ınız varsa atıyorum, siz 8 milyon connection atamış oluyorsunuz. Bu durumda ne oluyor? Herkes sonuna kadar kullanmadığı için şu maviler kullanılmayan, atanmış ama kullanılmayan alanlar.
Sizin toplam 10 tane context'iniz de internete çıkabiliyor. Dış dünyayla IP dış dünyadaki IP network ile bağlantı kurabiliyor. Bunun dezavantajı şu. Eğer kontekstleriniz fazladan kullanmaya başlayıp kendi limitlerinde dahilinde elbette ki fazladan kullanmaya başlayıp 4 milyonu geçerse geri kalan kontekstiniz örneğin 8 tane kontekstiniz kullanmaya başladı ve 4 milyon sınırına ulaştı. Şurada gördüğünüz sıralar 4 milyon sınırında örneğin. Halen limitlerin olmasına rağmen bazı kontekstler connection sayısını arttıramıyor, deny oluyor ve bazıları eğer hiç başlamamışsa da hiçbir şekilde çıkamıyorlar. Örneğin 9 numaralı context şu kadar connection kullanmak istiyor fakat bu connection'ların tamamı deny ediliyor çünkü diğer kontekstler bunu kullanmış. Dediğim gibi burada kontekstleri sürekli gözlemleyip monitör edip ona göre akıllıca kontekstleri dağıtmakta fayda var. İkinci bir olay aşağıdaki grafikte gibi. Siz 1, 2 ve 3 numaralı yani Gold Class oluşturmuşsunuz. 1 ve 2, 3 numaralı kontekstlere bu Gold Class'ı atamışsınız. Buradaki kaynaklar yani connection limitleri veya en azından unlimited. Ve ABC kontekstlerine Silver Class'ı atamışsınız ve bunların connection'larını %1'de bırakmışsınız. 1 numaralı kontekst kaynakların %50'sini kullanmış. 2 numaralı kontekste %43'ünü kullanmış. Gördüğünüz gibi. Son kontekst %5'ini kullanıyor. Bu durumda %98'lik bir kontekst kullanımınız var. Geri kalan 3 kontekst %1'den daha aşağı kullanıyor. Ve gördüğünüz gibi neredeyse %100'ün tamamı doluyor burada. Bunlar için sorun yok. Bunlar da çünkü çıkmak istemiyorlar. Ama connection'ını arttırmak istiyor. %1'in tamamını kullanmak istiyor. Ama diğer kontekstler, şu diğer 3 kontekst unlimited kullandığı ve zaten o limite eriştiği için C'nin connection isteği reddediliyor. Bundan önceki konu şu. Bunu söylemeyi unuttum. Eğer bir kontekst sadece bir tane class'tan ilişkilendirilebilir. Bunun sadece bir exception'ı vardır. Bu exception de şu. Gördüğünüz gibi context A bronze class'a atanmış. Sadece bir bronze class'a atanmış ve bazı limitler set edilmiş. Nedir set edilen? Örneğin TCP set edilmiş. Örneğin connection limiti set edilmiş. Fakat örneğin VPN limiti set edilmemiş. Veya VPN limiti zaten sıfır default class'ta. Farklı bir şey bulalım. Örneğin XLate limiti set edilmemiş. Unlimited bırakılmış. Veya set edilmeden bırakılmış translation limiti. Böyle bir durumda set edilen değerleri bronze'dan alıp bronze class'tan alıp set edilmeyen değerleri default class'tan kullanıyor. Yani kontekstiniz her ne kadar bir tane class'a üye olsa da iki tane class'ın özelliklerini kullanıyor. Kendi assign edildiği class'ın özelliklerini ve default class'tan inherit ettiği özellikleri, bu class'ın default class'tan inherit ettiği özellikleri kullanıyor. Eğer tüm özellikler, tüm limitler set edilmişse bir class içerisinde sadece o limitleri kullanabiliyor. Gördüğünüz gibi context B öyle. Context C ve context A aynı. Context D'ye hiçbir şey assign edilmediyse default olarak default class'a assign edilmiş anlamına geliyor. Yani hiçbir şey yazmazsanız member komutuyla context içerisinde, context konfigürasyonu içerisinde o default class'a üye olduğu anlamına geliyor. Biraz önce söylemiştik MAC adresi otomatik olarak yaratabiliyor. ASA bizim için classifier için. Otomatik MAC adresi yaratırken şurada gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Şurada pardon. Neyse. Burada gördüğünüz gibi bir şey kullanıyor. Adres biçimi kullanıyor. MAC adresi biçimi kullanıyor. A2 standart her zaman A2 ile başlıyor. XXYY bizim verdiğimiz prefix oluyor. O prefiksin nasıl yaratıldığı aşağıdaki örnekte. Ve daha sonra 00 0001'den başlayarak devam ediyor. İlk yarattığında 00001 veriyor. Arkasından devam ederek
gidiyor. Prefiksi otomatik olarak kendisi yaratıyor veya biz kendimiz verebiliyoruz. Otomatik olarak yaratmışsan, yanlış hatırlamıyorsam 8-5-1'den sonra ortaya çıktı. Bundan öncesinde prefiksi elden belirliyoruz. Prefiksi belirlerken bir sayı veriyorsunuz. Örneğin 77. Bu sayının ikili tabanda karşılığı bu. 2 byte yani. Ve heksadesimal karşılığı da şu 004'te. Bu YYXX karşılığına denk geliyor. Gördüğünüz gibi YYXX burada XXY'ye yani 04'te 00 yazmamız lazım. MAC adresimiz de aşağıdaki bir değer oluyor. Eğer ilk yarattığım MAC adresi ise A24.00.00.00.001 tarzında bir MAC adresi oluyor. Konumuz neredeyse tamamlandı. Yani anlatım kısmı tarihçesi tamamlandı. Burada kontekstin tarihçesini bulabilirsiniz. Bizim için önemli olan şuradaki çizgi. Çünkü elimizde eğer CNS'le çalışıyorsanız benim gibi elimizde şey yok. Bunları uygulayacak bir imaj yok. Yukarıdakileri uyguluyoruz. Yani bunları sadece sınav için bilmemiz yeterli olacaktır. Dynamic Routing ve ön önemlileri tabi bunlar. Dynamic Routing ve VPN 9'da çıkmış bulunuyor. Bunlarla ilgili elbette class var. AutoMAC adresi daha önce söylediğim gibi 8.6'da çıkmış, 8.5'te değil. AutoMAC adres prefix generation. Desteklenmeyen özellikler bunlar. RIP, OSPF2 desteklenmesine rağmen OSPF3 yani IP version 6 versiyonu desteklenmiyor. Multicast Routing desteklenmiyor. Thread Detection desteklenmiyor. Unified Communication desteklenmiyor. Quality of Service desteklenmiyor. Ve Set-to-Set VPN desteklenmesine rağmen Remote Access VPN desteklenmiyor. Buradaki noktada şu bizim kullanacağımızda ne Site-to-Site VPN destekleniyor, ne OSPF version 2 ne de EIGRP destekleniyor. Biz sadece default route kullanabiliyoruz. Daha doğrusu static route kullanabiliyoruz. Bundan sonra konfigürasyon adımları geliyor. Öncelikle Multiple Context modu enable ediyorsunuz. Multiple Context modu enable etmeniz reboot gerektiriyor. Size reboot öncesinde confirm ediyor zaten. Ve normaldeki konfigürasyonu old konfigürasyon isminde şeye atıyor. Bir dosyaya atıyor flash diskinizde. Bu arada önemli bir konu, old konfigürasyonu flash diskinize atarken aynı zamanda admin kontekstine bu konfigürasyonu uyarlıyor. Yani eğer bir interface'te IP adresiniz varsa o interface'in IP adresi admin konfigürasyonuna geçiyor. Yaklaşık olarak neredeyse normal konfigürasyonunuz admin kontekstinin içinde bulabiliyorsunuz. Ama yine de old konfigürasyon olarak atmasına rağmen siz ayrı bir yere geçerken daha sonra geri dönme ihtimaline karşı, single mode'a geri dönme ihtimaline karşı konfigürasyonu yedeklerseniz çok iyi olur. Bundan sonra eğer isterseniz resource class'ları konfigür edebilirsiniz, class'ları belirtebilirsiniz. Ama çok önemli değil, istediğiniz her zaman class'ları konfigür edip daha sonra context altına atabiliyorsunuz. Bunun dışında bundan sonra asıl önemli step, interface'leri context içerisinde belirliyorsunuz. Yani fiziksel olarak interface ayarlarını yapıyorsunuz. VLAN'leri mi yaratacaksınız, interface'in hızını mı değiştireceksiniz, interface'leri açacak mısınız, kapatacak mısınız? Öncelikle bunları yapıyorsunuz. Daha sonra zaten admin context'i yaratılıyordu. Bunu konfigür ediyorsunuz ve bunun üzerindeki ve user kontekstlerini yaratıyorsunuz ve bunlara şeyleri atıyorsunuz. Interface'lerini atıyorsunuz, allocate ediyorsunuz. Ve konfigürasyon dosyalarının nerede tutulacağını söylüyorsunuz. Burada önemli olan nokta, user konteksti yaratırken öncelikle konfigürasyon dosyasının nerede tutulduğunu söylemeden önce interface'leri allocate etmeniz iyi olur. Bunun nedeni de şöyle açıklanıyor. Eğer daha önceden bir context konfigürasyonunuz varsa ve onu kullanmak istiyorsanız ve bunun içerisinde de interface'e ait konfigürasyonlar varsa veya interface'i ilişkilendiren konfigürasyonlar varsa siz bir konfigürasyon dosyasının nerede tuttuğunu belirttiğiniz zaman da o konfigürasyon dosyasını kullanmaya başlıyor. Halihazırda olan konfigürasyon dosyasını kullanmaya başlıyor. Ve siz henüz interface'leri yaratmadığınız için bu konfigürasyonların tamamı fail
veriyor. Interface ile ilgili konfigürasyonların tamamı fail veriyor. Bunu söylerken dikkat etmişsinizdir. Eğer halihazırda olan bir konfigürasyonu kullanmak istiyorsanız o konfigürasyonun ismini ve yerini belirtmeniz yetiyor. Ve daha sonra bunun için konfigürasyon yapmanıza gerek yok. Ama eğer farklı bir şey kullanmak istiyorsanız ve halihazırda olan bir konfigürasyonun yerini belirtmişseniz o konfigürasyonu elbette sıfırlamanız gerekiyor. Bundan sonra MAC adres assignment'ını yapmanız gerekiyor. Tabii bu option'ı farklı seçenekler kullanabilirsiniz. Örneğin fiziksel interfaceler veya sub interfaceler kullanabilirsiniz. Bu durumda MAC adres assignment'ı yapmak zorunda değilsiniz. Ama Cisco'nun asıl önerdiği bunu her zaman kullanın diyor. Daha sonra işte context moduna girip interfaceleri context modunda ayarlıyorsunuz. IP adreslerini veriyorsunuz vesaire ve konfigürasyonunuzu verify ediyorsunuz. MAC adreslerinize bakıyorsunuz. Kaç tane context yarattığınıza bakıyorsunuz. Hangi kaynakları kullandığınıza bakıyorsunuz. Bula bula. Burada evet şeyimiz bitiyor. Slaytlarımız bitiyor. Bunu kapatabiliriz. Kaydettik ve kapattık. Şimdi asıl konfigürasyon kısmına geliyoruz. Bunu sürekli üstte tutalım. Öncelikle şuradan başlayalım. Hangi interface nereye bağlı? Bu düzen biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Aslında çok da değil. Security'ye çalışıyoruz hepimiz. En azından CCNA Router Switching'i geçtik. VLAN'lerin ne olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi Asa'nın ilk interfesi trunk. Bunu kullanmıyoruz. Şurada gösterdiğim interfaceleri kullanmaya çalışıyorum. Şu interfaceleri kullanıyorum. Asa'nın birinci interfaceyi 3 tane VLAN'a bölünmüş ve nereye bağlı? Şuradan bakacak olursak şuna bağlı. Trunk ve aşağısına da açtım zaten. 500, 600 ve 700'ü taşıyor. 500, 600, 700 nereye bağlı? Şurada görüyorsunuz. Buradaki switchlere bağlı. Bunun dışında Asa'nın ikinci interfeysi yani şu 800 VLAN'inde ve aynı şekilde nereye bağlı? R8'e bağlı. Asa'nın ikinci interfeysine şey için kullanıyoruz. Üçüncü bunların C1, C2 ve C3 bilgisayarların olduğu kısım bir tane interface'ten çıkıyor. Asa'dan bir tane interface'ten çıkıyor. VLAN'lara ayrılıyor. Asa'nın ikinci interface'inden çıkan tek interface, fiziksel interface kullanıyor context'e gitmek için. Bunlar için çıkışı tek. Gördüğünüz gibi bu interface ve bu interface'in karşılığı da şurada VLAN 301 R7'ye gidiyor. Yani bizim outside router'ımıza gidiyor. Gördüğünüz gibi tüm interfaceler hiçbir VLAN konfigürasyonu yapmadan bir tane fiziksel interface'i kullanıyor. Yani ortak bir tane interface kullanıyor. Shared interface kullanıyor. R7 üzerinde herhangi bir konfigürasyon yok. Sadece şunlar zaten administratively down biraz önce sildiğimiz link. Ve sadece şunu kullanıyoruz. 10.103.2 network'ü slash 24 bu arada. Bunun dışında başka bir konfigürasyon yok. Ve ASA'mız şu anda running konfigürasyonu görüyorsunuz. Üzerinde hiçbir şekilde esan edilmiş IP adresi yok. Tüm interfaceler shut durumda. Ve standart bildiğiniz default halinden gelen ASA. Konfigürasyon moduna geçiyoruz. Show mod yazdığınız zaman size hangi modda çalıştığını zaten gösteriyor. Bu ASA single modda çalışıyor. Show firewall yazdığınız zaman ise özür dilerim. Show firewall yazdığınız zaman ise bu arada pardon şöyle yapalım. Size hangi modda çalıştığını gösteriyor. Firewall modunu gösteriyor. Routed modda çalışıyor. Routed modunda çalışıyor. Şimdi yapmamız gereken şey mod gördüğünüz gibi single veya multiple. Biz multiple modu istiyoruz. Multiple moda geçiyoruz. Dediğim gibi this command will initiate a reboot diyor. Reboot gerektiriyor. Değiştirmek istiyor musunuz diye confirm ettiriyor.
Convert the System Configuration diyor. Bunun amacı şu andaki konfigürasyonu admin konfigürasyonuna atayım mı? At diyoruz ve gördüğünüz gibi shutdown initialize ediliyor ve şeye başlıyor. Ben burada videomu pause etmek istiyorum. As'a geri döndüğünde hep birlikte devam edeceğiz.